Günaydın arkadaşlar. Bugün pazar sabahı bir endeksle ilgili video çekmek istedim. Arkadaşlar, endeks yüzün grafiğini görüyorsunuz. Günlük grafik bu. Bu geçmişte 2 yıl, ne zaman yılları tam göremiyorum burada. Evet. Şu baş, şu birinci omuz, şu taraf ikinci omuz kabul edilirse omuz baş omuz 120 binken endeks. Şurayı kırdıktan sonra tepe takla aşağı geliyor. Nereye kadar? Evet. 88 bine kadar geliyor. Şurası. Burada 70 binlere gidecek denilirken tekrar 97 binlere gidiyor. Bu sefer 106 bine gidecek denilirken 84 binlere geliniyor. 87 binlere geliniyor. Her neyse, rakamlar tam görükmüyor. Şurada göstereyim rakamları da. Evet. Şurada çoğu ekonomist uzman artık 84 bini kırdık. 81 bin, 70 binleri konuşacağız, 60 binleri konuşacağız derken tekrar yukarı gidiyor. Burada söylediğimiz şey burası tam olarak. Şurada 84 bini kırdı. En son 3 ay önce aşağı gidecek. 70 binlere gidecek. Burada da konuşulmuştu. Burada 104 binlere kadar çıktı. Şurada geri çıktı. Şu an 2500'ü gördü. Yani genel olarak şunu diyeyim. Endeks buradayken, yani 120 bindeyken 150 bine gidecek deniliyordu. Endeks 30 bin düştü. 88'lere 90'lara geldi. 70'ler konuşuldu. Geri çekildi. 110 binlere geri çıkar. Yani şu çanağı tamamlar denildi. Tekrar 87 binlere geldi. Bu sefer diğer tepeyi geçti. Şuraya geldi. İmleçten görüyorsunuz. Şuraya geldi. Orada da şu çanak, şu tepeye gelecek dediler. Sanki çanağı tamamlamak zorunda. Bu yer çekimi kanunuymuş gibi. Ya da şuraya gelecek. 110 binlere, 107 binlere gelecek dediler. Yine gelmedi. 3-5 bin puan oraya varmadan verdiler. Bu sefer 84 bine. Oradan 60-70 binlere düşer derken 102 bine. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bu grafiği herkes görüyor. Biz bunu yamuk yumuk iki çizgi çizerek anlamaya çalışırken adamlar uzman. Adamlar grafiğin alasını kendileri çiziyorlar. Zaten danışmanları var. Danışma hizmetleri alıyor. Kendi bilmese de parayı veriyor. Yanında bu işin formal eğitimin alanı var. E şimdi 107 bine gidecekse adam niye 107 bin? İlla tepeyi beklesin. Gelir 105 binden satar çıkar. Çünkü 107 bine gitti dönecek. E oraya gidince herkes görüyor. Adam ne yapıyor? Oraya gitmeden 104 binden veriyor. Düştü 84 bine. E 80 bine gidecek. Ya gitse ne olur? 5 bin puan, 4 bin puan, %5 daha kaybetse ne olur? Dönüyor oradan 20 bin puan çekiyor. Onun için arkadaşlar şuraya gidecek diyorsa ya oraya varmadan döner ya oraya geçip gider. Şuraya düşecek deniyorsa ya oraya düşmeden 3-5 bin puan üstünden dönüş başlar ya oraya daha da aşağı 3-5 bin puan daha aşağı yapar. Benim 20 yıllık tecrübem bunu gösteriyor. Medyada, her türlü medya, TV, tweet, YouTube neyse, formal eğitim alan bütün ekonomistlerin söyledikleri o yüzden tutmuyor. Adamlar iyi niyetli. Adamları karalamak istemiyorum, karalamıyorum. Adamlar gördüklerini söylüyorlar, bildiklerini söylüyorlar. Fakat para sahipleri onları da kandırmak için arkadaşlar uyanık davranıyorlar. Küçük yatırımcıyı batırmak için onlar kazanmasın. Hep biz kazanalım. Çünkü kapitalizm ruhunda o var. Hep ben kazanayım, daha çok kazanayım. Gözü duymuyor. Katrilyonları da olsa daha çok olsun diyor. O yüzden arkadaşlar bu grafiklerin yani yamuk yumukluğundan sanki hepsi kitap gibi böyle bir şeye uyuyormuş gibi illa öyle olacakmış gibi bir şey değil. Ama genel olarak nedir? Yön gösterir. Şimdi en son kısma gelelim. Şuradayken Kanal Finans'ta Tunç Satıroğlu işte yukarı gidecek dedi.
bir video yaptı. Altına yazmışlar, sen dün de aşağı oldun, şu bu dediler. Ben burada o video altına dedim ki bak yukarı gidecek. Ondan sonra temkinli olalım, şu bu diyeceksiniz, daha gidecek. Ha borsa döndü gidiyor derken biraz daha gidecek. Borsa uçuyor, biz geç kaldık alamadık derken biraz daha gidecek. 150 bini bulacak, 200 bini bulacak. Ondan sonra borsa 300 bine gidecek. Lafları öğretilir dedim. O zaman da zaten borsa %100, %200 gittiği için geç kalınmış olur dedim. Bakın şurada 93 binlerdeyken, 87, şu ilk buraya vurup çıktığında şuraya, işte yukarı gidecek dendiğinde inanmamışlardı. Siz hani 60 bin, 70 bin konuşuluyordu. Ya trend dönmüş de trend, yani en sağlamı yine trend. Şu çizgiyi çizdiniz. İki noktadan. Şuradan trend yukarı dönmüş. Yapacağın şey çok basit. Bu sefer şuradan bir trend çizeceksin. Bu bakın şu bir nokta değiyor. Bir de burası değiyor. Bunu aşağı düşürme. Şu nereye gelir? Diyelim ki olumsuz bir şey olduğunda 100 bine gelir. Biraz aşar gibi yapar. Onun altı düzgün bir kapanış olmadığı sürece trend bu şekilde devam edecek. Onun için arkadaşlar hani endeks çok da önemli değil. Önemli olan sizin seçtiğiniz hissenin gitmesi. Endeks aşağı olur, yukarı olur. Endekse bakılarak para kazanılmaz. Endeks genel bir yön. Şu an trend genel olarak yukarı. Bunu endeks 30 hisseleriyle buraya getirdiler. Ama geri kalan yüzlerce hisse daha yerinde sayıyor. Endeks dönecek. Ya endeks dönmez. Burada oyalanır. Pat diye yani bunu buraya getirirken bir beklentiyle getirdiler. Bir şey var da getirdiler. Bunu pat diye buradan aşağı pat 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 3 günde yine aşağı düşürmezler. Bunu önce bir burada oyalarlar şurası gibi. Bakın ne kadar süre oyalanmış. Verecekse bile önce bir gel gel yapıyor. Gidecek gibi yapıyor. Sonra veriyor 3 gün boyunca. Bakın burada da aynısı. Burada 3-5 gün oyalanıyor. Ondan sonra veriyor. Bakın şurada yani şu süreç ne kadar süreç? Burada aşağı yukarı aşağı yukarı tepede oynaklıklar oluyor. Ondan sonra aşağı basıyor. Bakın burada da dipte sanki birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip, dördüncü dipten tekrar yukarı çıkıyor. Yani dipteyken habire alıp başını hemen 150 bine gitmiyor. Dipten tepki veriyor. İkincisi buraya geliyor. İkincisi buraya geliyor. Şimdi muhtemelen bunu geçecek. Önceki tepe neresi? Önceki tepe en yüksek 106 bin. İlk geleceği yer 106 bin. Ya 103'ten buradan dönüp aşağı gidecek. Ya 105'e gelip oradan biraz kulp yapacak oraya. Ya da 110 bine gidecek. Yani illa noktasal olarak 106'ya gelecek diye kesin bir kural yok. 106'dan illa satacağım. Yok 100'e gelince alacağım. Ya sen ne yapacaksın nereye gelip nereye? Sen aldığın hisse kar ediyor mu? Ona bakacaksın. Senin hissen yükselmiyorsa endeks 150 bine gitse sana ne? Ya da bana ne? Önemli olan senin seçtiğin hissenin gitmesidir. Bunun için de temeli sağlam, kar eden bir hisse bulman lazım. Onu bulduğun zaman endeks düşse de ben buna örnekler verdim. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Endeks düşse de yükselen kağıtlar bir sürü var. Bir sürü derken 20-30 tane ya 50 tane neyse. 350 hisse düşerken 50'si de yukarı gidiyor. Ya da şimdi 300'ü yukarı giderken 200'ü aşağı gelecek. Yani bir endeks gidiyor da bütün kağıtlar gidecek diye bir kural yok. Onun için arkadaşlar önemli olan para kazanmaktır. Para kazanmak için de uyanık olmamız lazım. Kendimiz tecrübe etmemiz lazım. Kendimiz hangi hisseyi alacağımıza karar vermemiz lazım. Temeli sağlam, temettü veren, kar eden, büyüyecek olan hisseyi seçtiğimiz zaman endeksin nereye gittiği önemli değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.